Eyüp Bey 3 aylık bebeğimizin hocam sıradan soruyorum e, elemiyorum çünkü siz zaten e, alanınızda değilse işte bu şekilde Tabii. cevaplamış yani oluyorsunuz yani benim ilmim her şeye yetmiyor keşke yetse de ben insanların de, bütün dertlerine deva olabilir ben Yetiyorsa. de niye sormuyorsunuz sorularını bu şekilde cevaplamış oluyorum çünkü evet. bazı şeyleri biliyorum ki girmiyor sizin alanınıza ama evet. sormayınca da bana ben sormamış gibi olduğum için gelen koyuyorlar. Evet. evet. Yani ben sormuş olayım hocam siz de bu şekilde cevaplamış olursunuz Eyüp Bey 3 aylık bebeğimizin yüzünde ve kafasında kaşıntılı kızarıklıklar var. Cildiye'ye götürdük. Bebek egzaması dedi ve kortizon içeren bir krem verdi. Oo. Biz de bunu kullanmak istemedik. Ne önerirsiniz demiş ve hatta hocam size şöyle resmini de göstereyim. Evet. Ah benim canım. 3 aylık Gördüm. bebek. Şimdi bakın burada yapacağınız şey bebeğin kaşıntıları var egzama diyor saç tiplerinde gördüm ona bebeği çok rahatlatacak Hüseyin nasıl dua edecek bebek yani e, yulaf samanı çayı yapacaklar saç tiplerini bununla ıslatacaklar bu önemli bir de 3 aylık mı dedi Evet. tamam Sakın anne, ola ki anne sütünü ihmal etmesinler. Anne bir şeye dikkat edecek. Acı baharat tüketmeyecek. Bebek etkilenir. Yani böyle turşu, murşu yani sarımsak, sarımsak e, soğan olur. Soğanda problem yok. Sarımsak ve domates. Acı baharat. Anne uzak duracak. Bakın eğer bebeklerde bir döküntü, deri döküntüsü, kızarıklıklar yani deriyle ilgili bir takım şikayetler söz konusuysa ve laktasyon döneminde ise anne emzirme döneminde ise sarımsak, turşu, acı baharat, domates, sarımsak uzak duracaklar. Hüseyin çünkü bebeğe geçiyor. geçiyor. Bebek de bunu... Hele hele o acı bebek nasıl yanıyor yavrum ya sen e, e, annesi onun acıyı seviyorsun ama bebek için iyi değil o. Şimdi bir de bu e, alerjik reaksiyonların birinci sıradaki nedeni eğer anne işte normal doğum değil de yani sezeryanla doğum yapmışsa ne oluyor? Ee, bu laktik asit bakterilerinin ürettiği bu süt asitini maalesef derileri alamıyor. Alamadıkları için çünkü normal kanaldan gelse normal doğumda bütün vücut laktik asitle süt asitiyle kaplanacak ve deri hastalıklarında alerjide laktik asit çok önemli. Yani süt asiti. İşte bebekler bunu alamadığı için bazılarının da genetik yapısı mübarek deri rahatsızlıklarına karşı zayıf zayıf noktaları var. E öyle bebekler var ki deri hastalıklarına karşı şey çok dirençliler. O hiç bir şey onlara dokunmuyor. İşte her insanın genetik yapısı farklıdır. Onun için farklı tepkiler veriyoruz. Senin etkilendiğin bir şey beni etkileyemeyebilir. Evet. Beni etkileyen bir şey seni etkilemeyebilir birçok saman nezlesi sorusu geliyor mesela. Buyurun. Kim, Bakın kim, kim saman var? nezlesi. Kim saman nezlesi. Ben en muzdarip olduğum şeydi yani. Özellikle doktoramı yaparken Hocam e... çok özür dilerim. Ekzamayı tamamladık mı bebeğimiz evet. için? Yulaf samanı. Yulaf samanıyla tamam. e, ıslatacaklar. Çünkü bebek 3 aylık daha deri tam onda gelişmedi. Yani bazı yağlar var onları vermek istemiyorum. Tamam. Çünkü bebek daha gelişme ama yulaf zamanını rahatlıkla kullanabilirler. Hiç bebeğe bu anlamda bir zararı olmaz.